Bizim Mert de arkadaşlar 2500 lira kira veriyor dubleks eve. 2500 lira kira veriyor. Neymiş efendim ev sahibi onu 4000 lira yapmış. Ona ev sahibine diyor konuşacağım böyle yapamazsın. Ulan pezevenk. ama hocam dubleks evde oturuyorsun. 2500 lira kira vermişsin kaç seneden beri. O evin zaten beziği ama hocam 5000 lira. Yani bismillahirrahmanirrahim demek 5000 lira o eve. Ev sahibi de biraz arttırmış kirayı. %25'in üstünü arttırmış. Mert de diyor ki. Böyle olmaz Şikayet edeceğim. Ulan arayolu buluyor. Adam en azından insaflı. Önce 5 demiş sonra 4'e çekmiş. 6 mı demiş 4'e mi çekmiş bir şey demiş. Bir adım sen at demiş yani buna. Ya Jirox'a zaten yorum yapmıyorum abi. O nasıl bir ev sahibi? Allah cennetlik bir ev sahibiyle yaşıyor yani gerçekten. Harbi söylüyorum. Senden hala mı şüpheleniyoruz? Dostum Kraken sen şüpheli bir kullanıcı olarak chatte damgasın damgana vurdun. Neden böyle olduğunu bilmiyorum. Sen ne yapıyorsun bu chatte anlamadım. Niye şüphelisin? Onu da anlayamadım. Sen demek ki diğer hesabınla falan seni banladık biz. Sana bir şey oldu. Başka bir yerde bir terbiyesizlik yaptın. O yüzden şüphelisin yani. Her an her şey yapabilirsin. Sen şu anda bir risk teşkil ediyorsun. Şüpheliler hakkında bir fikrim yok yani. Yapılabilir. Şüphelisin abi. Ona yapacak bir şey yok. Onu Aziz'le kendi aranızda Aziz, Aziz'im uyandığında konuşursunuz. <laughs> Evet sizde ne var ne yok ne yapıyorsunuz konuşsanız oğlum 17'ye buldum sana kendinize harbi mi diyorsun atsana di discord'dan linki Discord'dan bir link atsana Abi ev fiyatları uçmuş amına koyayım yani bu insanlar yeni eve çıkacak arkadaşlar nasıl ev buldular hiç Anlamadım yani Sinan 27. ay çok teşekkür ederim Sinan sevdi Bu kardeşi uzun zaman sonra 2.5 ayda 3 yılda yaşanacak her şeyi yaşadı 4 gün önce gözleri sabaha kadar üstünden gezmemiş gibi Din telefonu da fazla güzel seviyorsun deyip çekip gitti. Bu yayın sendeyiz. Kafamı da alacak biri varsa o da sensin. Peki bu bilgiden sonra benim kafamı kim dağıtacak kanka? Uf. Hoş geldin kanka. Hoş geldin. Otur. Otur. Onun benim bende onun bir formülü var. O formülü yapmak istemiyorum. O formülü yaparsan bir daha çünkü aşka bütün inancını bırakıp komple artık makara moda dönülüyor. O da hoş değil. O da olmuyor. O da olmuyor. Ondan sonra ciddiyet kalmıyor amına koyayım yerinde. Bu mu abi? Kubilas bir tane ev atmışsın. Bu mu dostum? Bu mu? Doğuştan Kent Park gözdesi panorama evlerinden kiralık daire. Şu daireler övmeyin amına koyayım ya. Kent Park'ın gözdesi. Kimi ne ne kim bunun Kent Park'a sorduk mu yani? Kent Park'ın yorumu mu bu amına koyayım? Benim favorim bu gözdesi ne demek yani? Şu evi atın, İlgilenen alsın, iz, alsın, otursun ilgilenmeyen ilgilenmesin. Kent Park'ın gözdesi olması, doğuştan olması da ama anlıyorum. Hani böyle bir taşak belirtisidir eyvallah. Ama Kent Park'ın gözdesi olup olmadığı yorumu kim tarafından verildi bunu anlatabiliyor muyum? Bunu ben bırak kendim yorumlayayım ya. Güzel enmiş abi ne kadar ardı binarı çok iyi. E tutayım ben burayı o zaman. Cami de var güzel. <laughs> Yakın cumalarda hoca çağırdı mı gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Tuvalet de güzel de bu ne abi? Yani şu seramiye bu olmamalıydı. Oturmalı olması lazımdı. Ha, bu olmalıydı. Doğru. Doğru. Bu bu çünkü ya ben 1.95'im kanka. Bu ben, ben de bu. Ee, çok güzel abi. Nerede? 5 10 hangi mevkide? Yozgat'ta diyor. Bu Yozgat diyor burada. Ben zaten 6000 liradan ve Kent Park'ın gözdesi olmasından çok şüphelenmiştim. Düşünüyorum Kent Park neredeydi diye düşünüyorum. Yabancı da gelmedi ismi garip şekilde. Ama Yozgat ne alaka kanka? Bunu Deli atacaksın bunu. Bunu Deli atacaksın. Gidecek ev sahibine evi boklayacak. Bunu 6000 liradan 3000 liraya oturacak o. <laughs> Anladın mı? Lütfen abi yapmayın ya. Ateşin anlayın ah, korsetinden Bakayım kanka. Heh şu kapatayım da. Ateşehir Apir Kort sitesinde 3 artı 1 kiralık daire. Budur abi. İlan budur. Yok onun gözdesi, bunun göz bebeği. İşte efendim Ateşehir'in dedikodusu. Böyle şeylere gerek yok anladım. Ekstra evi övecek. Ekstra kelimelere cümlelere ihtiyaç yok yani. Önce şu tarafa hiç bakmıyorum bak. O tarafa görmüyorum şu an. O tarafa bakmıyorum. Önce bir evi değerlendireceğim. Fiyata görürsem fiyata göre evi değerlendirmeye çalışırım. O benim beynimde işe yapar. O yüzden o tarafa bakmıyorum. Kapıdan girdim abi. Dolaplarımı açtım. İşte ayakkabılarımı üstüm başım buraya koydum. Tamam. Buradan a alo diyorlar. Alo. E, ee, Çağırma espartım, yani yönlendirebilirsiniz. Tamam. Buradan koşa koşa tekrar bilgisayar başına geçtim. Güzel. O geniş bir alana giriş yaptım burada. Çok güzel. Televizyonumu şuraya koydum. Buraya koltuğumu attım. ney koltuğumu şuraya attım. Televizyonumu buraya koydum. Ya da televizyonumu buraya koydum. ney koltuğumu buraya attım. O da olur. Buradan pıtı pıtı, 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 pıtı buraya geldim. Şuraya da. Ya da ta tam koltuğun arkasına da şuraya yayın setup'ımı koydum. Sağ tarafıma hemen bataryamı koydum. He, bak buradan. Buradan yayın setup'ını nereye koydum biliyor musun? Yine buraya koydum yayın setup'ını. Aynı benim salon salona benziyor. Benim salona benziyor. Çünkü klima da buradan bir vuracak. Hoppa. Bir yayında klimayı açık unutacağım. Ertesi gün yayın yok. Niye? Hastalandım. Klima çarptı. İki gün off Güzel. Tamam. Yayın, yayın masasının yeri belli oldu hocam şu an burada. Kesinlikle burada olması lazım. Okey. Ee, bu kısma şeyi koyarım. Bu kısma bataryayı koyarım. Tamam, yine aynı sisteme dönerim ben bu evde. Öyle söyleyeyim sana, aynı sisteme dönerim güzel. Klimanın burada direk olması daha güzel. Ha! Aa benim evin harbiden aynısı var neredeyse. Burada benim de mutfak var. Tamam abi, bu odayı çekmişsin. Diğer odaları göster artık. Mutfak var. Bu mutfak zaten ben kullanamıyorum. Mutfak gayet kötü. Olabildiğince kötü mü bana mı öyle geliyor yoksa? Yani kötü gibi geldi ama gayet kötü. <laughs> baya kötü, gayet kötü. Güzel güzel. Oldukça kötü. Ee, neyse mutfakta çok işimiz yok. Dışarıdan yemek yediğimiz için hiç mutfakta da çorba kaynatanımız olmadığı için ee, tekrar kola çıktım. Koridora çıktım. Deli gibi koşacağım bu koridorda. Bana uzun koridor güzel oluyor kanka. Ben böyle 1800 metre, 2000 metre falan ben uzun önüm açık olacak. Benim önüm açık oldu mu bu 4 nala giderim ben burada. Gidip gelirim böyle. Gidip gelirim. Git de iyi biliriz. Evet buradan geçtim. Bu kapı acaba ne kapısı? Sol tarafın tuvalet olduğundan şüphelenmekteyim. Bu yine Siko tek yaşayanlar için bu küçük odalar hiçbir siki yaramayan o küçük oda işte bu oda. Eşin dostun yani merak ediyorsun abi tek yaşıyorsun iki artı bir bir tane küçük odan var o ne boka yarıyor. Hiçbir boka yaramayan o oda bu oda demek ki bu evde. Demek ki o oda bu oda. Evet giyim odası diyebilirsin. Kendini daha havalı hissedeceksen amına koyayım Birazcık daha kendini tatmin ediyorsa bunu demek. Tamam sen giyim odası olarak kendini atlandır bu odaya. Ee, benim için giyim odası da değil bu oda. Bu oda Eş dost geldi mi kalma odası da değil. Ee, bu oda ne odası ya acaba? Bu oda ne odası ya? Günah odası mı? Ne odası ya bu? Bu oda ne odası biliyor musun? Kanka ben kızla geliyorum. Ha. İyi kanka geçin bu odada takalım. Odası bu. Bu oda ne odası? Aynı oda mı lan bu? Yok aynı oda değil. Bu oda yatak odası olmasın. Lütfen olmasın. Burası da Ateşehir'in gözdesi mi? Oğlum çok küçük yatak odası ya. Tuvalet. Buradan oturacağım. Çişimi yapacağım. Buradan kalktım, buna basacağım. Tuvalet kağıdımı nereye koyuyorum? Ha, şuraya mı koyuyorum? Ha. Şuradan. Pompayı yerden kaldırın. Pompalar durmasın. Elimi burada yıkadım. Buraya geldim, makyajımı yaptım. Ayna, ayna burada kaldı. Hiç sıkıntı yok. Geldim, tekrar çıktım koridora. Işıkları kapat abi, boşa yanmasın. Ee, asansörle çıkarım tabii, merdiven kullanmam. Burada yükseklik korkum var benim. Bu kadar, bu fotoğraflar beni biraz geriyor. Ee, buradan girdim tekrar. Anladım. Kaç metrekare? Şimdi detaylara geliyorum hocam. 17.000 TL. Bravo. 17.000 TL. 10 numara ev yapmışsınız. Gerçekten. Ataşehir, Uphill, Court City. Selamlar ve sevgilerle e, sunar. Öyle bir site olmuş. E, gerçekten sitede kaliteli, kaliteli insanların olduğunu varsayıyorum. 90 metrekare net olması beni bu noktada. Benim şu anki evimden 15 metrekare az. Ama ben belki de 15 metrekareyi nerede kullandım? Onu bir önce burada araştırmamız lazım. Yani belki benim o sınırım 15 metre kare midir onu bilmiyorum yatak odam şu an çok büyük olduğu için ee, baya rahatım ama şimdi burada yatak odası küçük olacak. Yani yatağı böyle koysam yatağı şöyle koysam projeksiyonu böyle versem bir görmek lazım evi. Aydat 1000 TL mi? Aydat 1000 TL yani 18.000 TL bunun kirası hocam. Sevişemedikten sonra yatak odası büyük olsa ne o yazar? Kardeşim sen hiç Secret kitabını okudun mu? Bak Secret kitabını oku diyor ki Mesela diyor bir banka oturduğunda diyor bütün banka kaplama diyor anladın mı? Diyor ki yanına bir insan ne oturabilecek kadar diyor yer kapla ki diyor yanına bir insan otursun evrene diyor bu mesajı gönder. Sen şimdi bu kadar bir odaya gidersen bu odada sen ancak mastürbasyonunu zor yaparsın anladın mı? Ha, daha geniş mesela şurası yatak odası olsa burada grup bile Tövbe tabii ki ama o bile yapılabilir. Şimdi yatak odasının hacmi ve büyüklüğü senin birazcık da evrene mesajınla alakalı yani. Çok da detaya girmek istemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Ya zaten ben salonda takılan bir insanım. Ama yatak odasının da büyük olması tabii ki beni idare eder. Yani ilgilendirir. Bir de full cam ya şu anki evim. Gerçi bir kere dışarı çıkıp baktık mı? Yok. Full cam da ne amına koyayım? Geçen aklıma aklım gitti yine cama biri siliyormuş dağcılar siliyor ya onların işi de çok zor Allah kolaylık versin bütün ciddi. dağcı yani dağcı olup da bir üniversitede bir hevesle daha kampa giden ama sonrasında profesyonel hayata geçince de ben muş yaparım deyip amına koyayım bu metropolün camlarını silen dağcı arkadaşlara Allah kolaylık versin <laughs> dağcı dağcı bayağı bildin dağcı dağcı lan dağcı dağcı ne demek Abicim. Daha daha satan dağcı. Sik gibi geyik yapmayın ya şurada. Oğlum dağcı adamlar geliyor burada. Şey yapıyorlar. Anladın mı? Burada onlar siliyorlar o camları. Geçen gün dalmışım. Bir silüet gördüm böyle yatarken. Bir silüet gördüm. Aklım götüme kaçtı. Kalktım takla atarak kalktım. Onlar arkadaşlar durup durup böyle kolay ister misin? Su ister misin falan yapın yani onları. Terbiyesizlik yapmayın. Bir tane daha varmış. Üçerde 140 metrekare. Oo bravo. Sağ tarafa bakıyorum gördüm. Ananı sikim 8500 TL gördüm. Allah kahretsin. Keşke ben... Siteden girişime bakıyorum abi. Dur bakalım. Havuza zaten girmem abi. Bu havuza amına sitede oturan çoluklu çocuklu böyle Godoman ailelerin çocukları bu havuza işiyorlar. Tükürüyorlar. Ne bok yedikleri belli değil. Ben bu havuza girmem yani. Onu baştan bir söyleyeyim. Hani sadece bu site konuşmuyorum abi. Her her yerde var abi. Ben bu havuza girmem. Şöyle geçtim abi. Güzel. Bu bunlar gerçek görüntü mü bu? Photoshop mu ne bu? Kapıdan girişimi yaptım. E, posta kutuma baktım. Faturalarımı aldım. Yukarıma çıkıyorum. Şimdi evime gidiyorum. Artık gideyim evime. Ayı çocuk parkı var. Ne olur gir amına koyayım. Ya siktir git. <laughs> Girmiyorum amına koyayım. Bir dakika bakıyorum. Bu oda salon herhalde diye düşünüyorum. Ama çok kötü bir çekim. Mutfağı gayet iyi. Gayet iyi. Tuvalete gayet iyi. Şu kase kompleks kasesi mi bu? Ne bu? He musluk. Tamam. Tamam. Ben dedim herhalde buradan kompleks. Ee, bu oda ne odası olduğu belli değil. Olmayan bir oda. Ee, 140 metrekare. Nerede 140 metrekare? Orayı anlayamadım abi. 110 metrekareymiş. Aynı yer mi? Dostum aynı yer zaten. Ateşehir Apple Court B ada diyor bu. Burada 100 metrekare. boş diyor. Bu 140 metrekare. Bu ise... 110 90 metrekare. Arada 1500 TL fark var. Apil güzel site çalışma hayatım oldu bir hafta kadar. Yordut. Harbi mi diyorsun? Var mı peki böyle genç? Kendi ayakları üstünde duran insanlar. <laughs> Komşuluk var mı mesela? Benim için önemli olanı. Fotoğraflar önceden çekilmiş. Evler çok gidiyor. Bulamıyorum foto. Ona bir bakmak lazım ya belki. Burada bir de bir tık da indirim yapsa mesela 15'e falan. Güzel olur abi. Gaming house'lar var bu sitelerde. Koreli lolcular falan mı? Ses sıkıntısı var mı burada? Abi gaming house'da ses sıkıntı ses yapmazlar ki onlar gaming house'da. Adamlar böyle oynanıyor. Bey geldi. Hmm. Rajbi, 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 Rajbi. Go mid, 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 mid. Jungle. Bak abi ver efendim. Sor. Ver. Bu amına koyayım yani adamların en fazla şeyi bu. Ben burada bağıra bağıra çağıra çağıra yayın yapıyorum yani. İbo bir tane atmış. İbo. Gazi Osman Paşa Mevlana Mahallesi. Yurda dönüş mü? <laughs> 90 metrekare 16.500 lira. Bir daha amına koyayım her gün bıçak yeme tehlikesi. Onu da düş. 13.000 lira normalde. Her gün gasp edilme ihtimaline düş. 8.000 lira. Arkadaşlar insanlar artık zengin adamlar artık zengin insanlar bu heyecanları satın alıyor bu paraları anlatabiliyor muyum? Adam yoksa Gazi Osman Paşa'dan 6.500 liraya neye veriyor zannediyorsun? Eve vermiyor yani. Diyor ki eve giderken diyor bir hayatım artık macera katmak istiyorum diyor. Tak bakalım Apple Watch'ta geç bakalım bu mahallenin önünden ne oluyor? <laughs> Şaka yapıyorum Gop'a buradan <laughs> selamlar sevgiler. Gop benim bizim memleketimizdir aynı zamanda Gop. Yine bir şey yapmışlar bakalım. Çok komik ahşap köpek kulübesi çok komik. Anala giren ya rak ben bir engelliyim gel hocam. Senin ikin de belli değil zaten Discord mesajlarımı kapatacağım. Kapatmadan önce son e, son şakalarınızı almış oldum belki. Ben. Ses numara problemi yok. Son numara ev. Kadıköy Suadiye Mahallesi. Ay Fırat Albayramlara yakın ya burası. Bura olmaz. Bura olmaz. Fırat abi'ye yakın olursam her gün video çektirtir bana amına koyayım. Her gün kışkırtma falan yapmayı dener. Yok abi. Onlar da Suadiye tarafında oturuyor ama bayağı güzelmiş. 100 metrekare bayağı güzelmiş Suadiye Mahallesi'nde ama burası burası nasıl bir yer biliyor musun? Ben size söyleyeyim burası giriş kat büyük ihtimalle bakayım. Tabi giriş kat. Burada ses problemi kesinlikle vardır. Ses problemi olduğu gibi de burada, burada bu binada oturan bir tane teyze var. O sürekli ilk etapta gelecek sana böyle bir pis bakacak tek mi yaşıyorsun falan gibisinden. Ondan sonra da ilk şikayetçi olacak abla da o. Ben buradan beni oy birliğiyle aile Okul aile diyecektim. Apartman yöneticiliği. Burası neresi ya? Ha giyinme odası giyinme odası. Beni buradan oy birliğiyle atarlar hocam bu evden. Ben direkt söyleyeyim sana. Bu camlar falan ben inanmıyorum bu ses tutmaz. Ses tutmaz ama ev gayet iyiymiş. Güzel fena değil. Güzel. Ya mutfak kısmı böyle olacak abi. Evde mutfak ben mutfak birleşik mutfak seviyorum abi. Ben birleşik mutfak seviyorum. Ayrı, ayrı sevmiyorum yani. ayrı sevmiyorum yani. Bir tane daha gelmiş bakalım Beykoz Acarlar 55.000 TL. Yıllık herhalde 55. Aylık değildir yani. 6 aylık mı ne bu? Evet arkadaşlar. 55.000 liraya burada oturmak yetmez yani. Bu parayı veriyorsan benim burayı işletmem ne gerekir? Burada benim amına koyayım yani Burayı birçok amaçlı kullanmam gerekir. Sadece oturarak ben bu parayı buradan çıkartamam çünkü. Evin her yerine oturmam lazım yani anladın mı? Sadece otururken oturtmam da gerekir. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım o manzarayı falan filan her yeri kullanmam gerekir yani öyle söyleyeyim sana. E, 15 TL kiralık daire 90 metrekare. Ateşer Ağalo ekonomik sitesi 2x1 boş boyalı kiralık. Zaten boş yazmana gerek yok dostum. Dolu olsa niye koyacaksın? Evet güzel bakıyorum. Camlar bir garip küçülmüş mü artık ya yeni tasarımlarda? Yani bu camlar bir tık eskiden daha büyüktü de şimdi niye bu kadar küçültmüşler ya? He? Brandyumda ses sıkıntısı yokmuş. Bu kanka buraya ben uzunlamasına yere anca böyle yatsam anca sığarım. Ya tuvaleti banyosu güzel abi. Ben tuvalet banyo önemli benim için bir evde. Bura ne balkon mu? Balkon ama apartman içine bakıyor değil mi? Neyse ya neyse bakacağız daha zamanımız var. Daha zamanımız var abi bakacağız yani. Abi, Selamun, Kaç ben ben aleyküm. <laughs> Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Oğlum küfür etmeyin. Ya. Alo. Kafamı siktiniz sabahları ya. Dostum. <laughs> ne ne sen de, ne diyorsun Dostum, ya. Dostum sakin olun lütfen. Bir selam alın Allahsızlar. Aleyküm selam. Selam olsun buradan sana sevgili. Abi sen selam vermedin ki. Nerede biz uyumadık büyük ihtimal. Gelmedi. Ben Mert'im Selamun aleyküm dedim 3 kere. Burada yarrak gibi bağırdığınız için adam bulursa gelmiyor. Aleyküm hoş geldin. sana bir balkonla bir oda tesis şey yapayım sağlayayım. Bir yanına çağır abi Bak seni. bir de bisiklet yani aldım. Hani spor salonu şeyimiz de var. O açıdan da düşünebilirsin. Ya Mert şuradan siktir gitsene şöyle. Mert kendine ev var. arkadaşı <laughs> arıyor. Bak bak <laughs> şuradan, balkonda çay balkonda çay sigarını yaparsın. Siktir git. Ay <laughs> Ya abi. bu şarkı kaç yıllık şu an çalan? deli haberi verecek mi? Ebo bilmez ya şey. <laughs> Müjdeler. <laughs> Yonu yağmur verdi. Bu ne ya. ya bir dakika şarkı ne? Şarkı bitti. Abi olsun. bomba gibi müjdeli bir haber var. Atıyorum abi bir dakika açıyorum tekrardan. Dur şu salan. Ben... Nerelere <laughs>

Kapat ya tamam tanıyamadım. Sana bir ev attım ha. Bir tane izleyiciden Arkadaşlar yeni. aynen öyle bak. Arkadaş sana katılıyorum. Huzurlu bina yazmış ya. Eşittir ses sıkıntısı baba. Huzurlu bina. Huzurumuzu bozacak bir kiracı da aramıyoruz. <laughs> Hareket yani anladın mı? Evi de öyle güzel anlatmış ki o kadar içim ısındı ki amına koyayım. Gidip evlenip o oh evde oturasım geldi ya. Öyle. Keyifle döşenmiş mesela. Ne yaptınız? Koltuğu yerleşe 31 mi çektin? Nasıl bir keyif wow, aldın yani? Şey keyif videosu gibi bir Nasıl tane keyifle bu döşenmiş yani, yukarı bak videosu var ya yukarı bak videosu. Ah. Sevişirken Bilmiyorum. mi döşediniz evi amına koyayım? Keyifle <laughs> evet, döşenmiş. Evet. Vallahi onun Oğlum, gibi. Oğlum bu şey döşeme gibi. işleri Öyle falan filan. 2-3 dakikadır konuşuyorum. Bir Doğru? türlü konuşamazdım ya. He. Bu döşeme işleri falan filan yorucu işlerdi. Hiç keyif vermez yani bu anladın mı? Koltuğu oraya koy oradan onu kaldır bilmem ne yap. Neyse güzel tam böyle Buranın Kadıköy Soğa diye, diye özel bir zevk ürünü aynen zevk ürünü. Götünüze lütfen sokmayınız ama yani. Bari orada. 3 odadan 2 odaya çevrilmiş diyor ya. Hı -hı. O demek oluyor ki salon salomaj diye bir şey var böyle. Tabir. Ee, Biraz yani basıyorsun. Salon eski ev anlatabiliyor mu? Sesi geliyor. Yaramaz. Ha pardon yasa. Dostum, evi satın almayacağım için ister eski ev olsun, ister yeni ev olsun. Ben oturduğum süre boyunca yıkılmayacaksa ben okeyim amına koyayım yani. Anladın mı? Salomanje. Tamam sen biliyorsun diye salomanje. <laughs> biliyorsun <gülüyor> diye burada artistik bir hava yapmaya çalışma lütfen. Lütfen. Fransızcadan gelen salon Salamanca yemek yenilen salon anlamına gelir. Kadıköy Dumlu Şimdi... Baysaş, İstanbul 216'da kiralık büyük işaretli bir daire. Büyük 75 metrekare. <laughs> metrekare mi 75 santim mi bu? <laughs> Yarın Ataşehir'de oturmayacaksın mı? Bilmiyorum ki baba bulabilirsen Ataşehir'de de oturabilirim. Nerede oturacağım belli değil. Dün şeyde Ağolu My Home'da gördüm ben kiralık daire ya. 8 bin lira mıydı neydi? İki artı bir. O sıfır artı sıfır artı sıfır artı sıfır artı kanka. O 8 bin liraya. Burak... <laughs> internette var. Abi burayı kaçırmayalım. Buradan gelecek ya. Nasıl sikiyim PSL. Çağır <laughs> bu şaka mu? kredi verirler la. <laughs> At çiftliği mi burası? Büyükbaş baş besi çiftliği. Bütün çiftliği ekibi toplayacağım Aslında. buraya bak burada. <laughs> Bütün ekibi toplayacağım buradan bakın. <laughs> <laughs> Kabahattan akşam kadar toplayacak. Ok Ekipman full amının. <laughs> amının. Çağrı çiftlik alıyor da aşkım ne çiftliği ona Ya niye sen insanları şey yapıyorsun çiftlik alıyor diyorsun ya. Satılık atmışsın kanka 625 bin lira diyor. Atı 3 artı 1 mahalle site için 2 nokta. Sen <laughs> şeyi şey beğenmedin mi? Şeyi anlayamadım. Yani. Bu niye bu kadar duygusal bir başlık atmış onu anlayamadım site için. Satıyoruz. <laughs> Gözümüzün nuru. Site içi ama buna site denirse tabii gibisinden. Hani küfür eder gibi de olmuş birazcık. Site içi. Buna kodumun yeri. Gibi olmuş ama olsun güzel. Güzel dostum sen atma lütfen. İstanbul Malta bir iki artı bir dubleks 7 24 güvenlikli binada bahçe kullanımlı. Ha iyiymiş e bu da. iyiymiş bu. Ya bu bahçe kullanımlı şurada çocuk var ağlıyor sürekli kafan sikiliyor anladın mı? Öyle bir bahçe kullanımlı yani yanlış bir intiba oluşturmasın. Burada şurada oturan çocuk Aynen, her gün seyirciler her canlı da izleyebilir. Her gün, her gün düşecek bu çocuk anladın mı? Yok onunla kavga edecek, kafa sikecekler bütün gün. Sen yaşlanmışsın ha? Ben yaşlanmadım dostum. Yaşlanmışım bu şey gidin başkasının kapısında oynayın triplerine girmişim. Gidin lan topunuzu patlatın. Keserim falan. <laughs> Sarkat sonra amına koyayım. Apel kortu evet, beğenmedin mi? Apel kesiyorlar diye. Apple... Apel kortu beğendim. Appeal kort sen beğendin mi? <laughs> ha güzel orası bizim gaming house orada ben oraya gidip geliyorum sürekli. Güzel nezih bir ortam. Peki gençlik nüfusu nasıl? Gençlik nüfusu ya hep işte, aileler gibi duruyor daha çok ama hani ortanca. Ama aile daha çok. <laughs> bu, İlbo bu attığın ne? Gayet güzel, ekonomik. Ben buraya çıkacağım. 2 artı 1 daire, bayan ev arkadaşı alınacak. Adalet, İstanbul, Bağcılar, Kirazlı, metro. Metronun içi mi? Ne o? 200 liraya amına koyayım, eskort tutamayacağı için. Ev ben arkadaşı. sana da bir ilan açalım, böyle ev arkadaşı arayalım. Ev arkadaşı. Vallahi ben de ev arkadaşı arıyorum Çağrı. Ver, Bayan ev ver, 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 ver. ama değil mi? Abi, abi ilk talepte şeyden geldi, Bulaş Hanım'dan geldi. Bakalım görüşmemiz devam ediyor. <laughs> Yağmur mu taşınmak istiyor sana? Evet. Sakın, derim ben. Sen bilirsin ama. <laughs> sana ne? da daha ne? çok yaklaştığı ne? için mi? Niye? Sakın abi. Mete böyle yakın falan diyor abi. Ya onun Bir derdi bitmez. Kedisi de köpeği kendisi, yani ya. ya. bitmez derdi bitmez onun. Ben sana söyleyeyim. <laughs> Hayır ben onu söyledim ki Mert Aa kadar. doğru kediyle köpeği de var. Peki senin kedi köpeğinle mi? Mert anlaşabilecek mi? Ke, ke, kedi <gülüyor> de <gülüyor> mi gelecek? Evet. <laughs> <laughs> Niye maymunlardan korkmuyor? Ha <laughs> Mert kendine şaka yaptı. Aferin lan gelişme var sende. Camı kapatıyorum. Bir şey söyleyeceğim. E, Yağmur sen nesin seni ev arkadaşlar kabul etmediği için mi Mert'e gittin? Evet. evet ben direkt söyleyeyim abi. Yok. Abi. <laughs> Mert ilk başta öyle bir şey mi vardı? Dedi, ev arkadaşım Var olur musun dedi. Sonra ben dedim ki annemle Berin bana taşınıyor artık. Kim ev arkadaşım olur musun dedi? Ben Ne dedim. Ya sen ne kadar yüzsüz bir adamsın oğlum ya. Niye? Ya kızın Arkadaşı var Mert. evinde tek yaşamıyor ki Bir güzelce. şey diyeceğim. E tamam birlikte gelsinler Allah Allah. Ulan senin ben tek kardeş ben biz, biz, burada bir aile tamam, değil miyiz? Katman ekibi değil miyiz ya çağrı? Eminim <laughs> çağrı tamam, abi. abi. Karadeniz mahallesi. Mert kalacak yerin yoksa kardeşim benim dükkan yanında bir artı bir var. Oraya da aşınabilirim ama eşyayı yani. alacağım. Bu ne ya 24 liraya eşyalı boş daire ne bu amına koyayım ya? Dışarıdan bakma parası mı ne bu? Teklif istiyor bu teklif. Ben sana abi atayım bir tane. Koton 24 var. 24.000 lira yazmıyor, utanmış bence. Ama Karadeniz Mahallesi, her gün Trabzon ekmeği yemek zorundasın. Bakalım. Pilates <laughs> sahna, fitness. Oyun <laughs> salonu, buhar odası, stüdyo, havuz. <gülüyor> Benim <gülüyor> sikiller. <gülüyor> <gülüyor> abi, tamam ya, evi sonra bakalım ya. az olsun, <laughs> Mevlana Mahallesi. Oğlum attın ya bunu amına koyayım. 3. bak şimdi eve. <laughs> Ben atmadım bunu. Ümraniye sur yapı. Dışarıdan güzel. 85 metrekare. O güzel. O. Ha benziyor senin Yeri de çok iyi. Bizim halı sahaya yakınlar. Ha, bu abi, oda bu mesela, mesela bak ne odası işte bu oda anladın mı? Sevgili mimar sesleniyorum. Bu odaları niye yapıyorsunuz? Ya burayı Dinliyor birleştir artık mi? o zaman. Bu oda ne abi? odası mı? Tövbe de lan öyle tövbe estağfurullah. Ya bu oda giyim odası olarak mı planlanıyor yapılırken? Nasıl yapıyorsunuz? Kafanızda ne planlıyorsunuz bu odaları yaparken? Çamaşır odası olabilir balkonu yoksa. Abi. Ama yani bu odada hiçbir şey yapılmaz bu odada yani. Lan giyinme de eşyanı hani yatak odandan alıp getireceğim burada giyineceğim. Buraya eşyan da sığmıyor çünkü. Giyinme odası dediğin yerde normal rafların falan olmalı. Eşyaların da odada olmalı. Kolonları tutmak için yapmışlar. Ciddi mi bu? Ya öyle bir şey varsa bir şey diyemem de normalde bu kadar böyle tek oda mesela bak ama salon kapısı güzelmiş. Kapısı yok evin kapısı yok. Ar gönderdim abi tane. Buraya 2002'de asardık ya mutfaktan böyle şılı şılı şeyler işte onlardan <laughs> açan. 2002'de ablam benim onları böyle yanlardan böyle şey yapardı toplardı böyle yanlardan şöyle açık mutfak kapısını öyle yapmıştı. 2002'de Tarkan'ın kapı perdesi. He, kuzu kuzu geliyorum albümünü evet. dinleyenler varsa mesela Boncuklu. o günleri hatırlamışlar. <laughs> Aynen Ümit Davala saçlar böyle. <laughs> Hatırlıyor musun? İlan Şöyle. <laughs> o tam o Silivri Silivri'de yazlık falan. Bilen bilir. Bilen bilen. Hasan bilmez. Bilindim, zor dönemlerde. Harbiden zor dönem. Amına koyduğum yerine kızıl ötesiyle bir tane bir şey göndereceğiz birbirimize diye. Böyle duruyorduk amına koyduğum yerinde ya. Bilenler bilir abi. Kızıl <laughs> ötesi. <laughs> kızılötesi <laughs> teknolojisini <gülüyor> sen hatırlamıyor. Musun? Abi sen hatırlayamazsın nereden bileceksin? Kızılötesi. <laughs> yok o, o teknoloji Eski yok telefonlarda yok. böyle sık kadar böyle bir mavi bir nokta olurdu. <laughs> İki telefonda da varsa, kızılötesi varsa onları böyle diptibe tutardın. O birbirine böyle bir şey gönderirdin ama bir şey daha ne diyeyim sana? Hani bir tane fotoğraf, fotoğraf gönderiyorsun. Anlatabiliyor muyum? Ben söylüyorum, hani Kill Bill'in şeyi müziği yollamıyordu ona. Şey Kumanda çalışma prensibi mi? Aa, Mimoli'nin şeyleri vardı. Polifonik mi diyorlardı onlar? Polifonik mi diyorlardı? DJ Devil'ın şarkıları yollanırdı. Gazetede duvar kağıdı seçerdik. Ücretli. Tamam Yağmur. Yüklerdik. Tamam. Teşekkür <laughs> ederim. Evet, Onu yap, yapmaya devam et. Bak çağrı şu iki resim önceye bir gelsene. Aha. Şu rezidanslarda ben de şu kolonu anlayamıyorum. Ataşehir Brand New Residence boş 3 artı 1 daire. Bu boş 3 artı 1 daire ha, eşyasız anlamında boş. Tamam abi. Aynen boş. Burak Gürüyen ben... bir tane ona da Burak Gürüyen gözdesi diye de yazdır buraya kanka. Burak atmış bunu. <laughs> Bakalım abi. Ee, güzel bir oda. Normal bir oda. Yayın odası hatta burası direkt öyle söyleyeyim sana. Tuvalet. Ee, şurada çalıçıp duş yapıyorum. Ee, bu çekimden dolayı mı öyle? Bu ne abi? Bu kadar büyük mü <laughs> 20 metre. Bu ne abi? <laughs> araya büyük. Bu çekimden mi böyle? Bazen böyle şey. Burası bayağı büyükmüş. Geniş, geniş açıyor. Geniş, geniş. Aa <laughs> ne yapacağım biliyor musun? Bak odayı böldün şurayı böyle yayın odası yaptım. Bak şu duvarı aldın şöyle. Şuraya kadar yayın. Böyle L koydum buraya. Yayın odası. Arkaya batarya koydum. Bölmesen ne oluyor ki? Bölmezsen a... işe kadar alan oluyor İva. Yani, Zaten 3 artı 1 Arkaya bakacağım diye göz yarıyor. Güzel, bir tane de dürbün alacağım buradan, her yere. Bu oda... Oğlum bayağı büyük lan o zaman bu. Büyük, abi, büyük. metre kare. Şu, şu kuşlarmış o kuşlar, kuşlar, kuşlar kadar bu saçmalamayın ya. adam hala bizden ya. biri bu arada. Teleskop demedi, dürbün dedi. Şunları kaldırın abi ya. Saçma sapan Aa, Abi teleskop da alsana abi. Haftada 2 ayda 8 yen yapıyor. Haftada 2 ayda 8 yen yapıyorum, öyle mi Emrah Git so soğuk oda cezası veririm sana. bir saat soğuk odalardasın. Hadi bakalım. <gülüyor> 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 Git 1 saat soğuk odalarda dur ve yeni bir şeyler yap. Eşek gibi anladın mı? Aman tanrım Emre Aydın da artık nasıl kripto ile kafayı bozmuşsa daha kripto geçen senelerde soğuk odalarda Haziran-Temmuz'un yaz sıcağında soğuk odalarda şarkı çıkarttı adam ya. Neyse devam ediyorum. Ee güzel. Güzel küçük Ikea dolabı. Güzel abi. Bu oda biraz dar bir oda. Yatak odası gibi hayal ettim. Bu oda da dar bir oda ama sanki böyle 8 farklı ev fotoğrafı varmış gibi. Harbiden <laughs> bu, bu az önceki fotoğraflarla <laughs> alakası yok bunun. Eldeki bütün Belki fotoğrafları koymuş abim. Tamam bu güzelmiş. Bir dakika bakalım. E Çengay koy Tuana Prestige evlerinde 3 artı 1. Ya Burak sen nasıl bir aşk adamısın Burak ya? güzelmiş. İlanlarda bile Doğan'a prestij evlerine bakmış abi adam ya. Bu adama kocaman bir alkış abi. Seviyor gerçekten seviyor. <laughs> Harbiden. Ya helal olsun ya. Güzel seviyorsun Yar, dostum. Bu daire de iyiymiş. Bu daireye bir bakalım mı? Önce bakalım iyi mi kötü mü? Ne dersin? Hadi Aa, aç bakalım. Terasının olması artı bir önüne hocam. Artı bir teras önde. önünde pislensin. Sanki terasım yok benim evim. Çok özür dilerim Sinan <laughs> Çok özür dilerim. Valla kusura bakma. Ama bu para çok buraya. Bunu bir ara şuraya koysaydınız bunu böyle niye fotoğrafını çektiniz ya? Ya bu dubleks burası mi? Burası bu arada apartman dairesi galiba değil mi? Rezidans değil gibi. Yok havada duruyor burası böyle. <laughs> Adamın akın. <efendim. gülüyor> e, ee, biraz yıpranmış. Zor burası bir şakaydı. <laughs> yer çekiminden. Bence insani bir sana kendime... sanmıştı. Ya dostum. Yani ne demek apartmanın dairesi mi ya? Şu ana kadar ya baktık rezidanstı ya. Bu da apartman dairesi galiba dedim. <laughs> Yarına geç. Terbiyesizlik yapma. Rezidanslı işte. Görmüyor musun? Şundan kutudan varsa aşağıdan birisi efendim bir siparişiniz geldi dedi diyorsa burası rezidanslı benim için. Yönlendirebilirsiniz. Duplex olması bir tık. Beni geriyor Kabun, çünkü gecenin bir ha. vakti. Sen buraya sığmazsın abi. Gecenin be. bir vakti. Bir gecenin İmkanı mi... yok sığmaz da buraya. Buraya kanka bak, zaten buraya Bak burası nasıl biliyor musun? Bak şu kapının çizgisinden ben işleyebiliyorum. O yüzden <gülüyor> <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> o yüzden beni ilgilendiren bir durum yok. Siz kendiniz düşünün anladın mı? Ben buradan içeri bile girmeme gerek yok. Buradan tık diye şey yapabiliyor. Hat yani o güzelmiş. Bak burası böyle falan filan. Güzelmiş. Burası galiba Teş evin en köşesi burası olduğu için. Evet. Buraya koymuş. Yani kaç metrekareymiş burası? Yüzümüzdeki artı 1. Enerji 0. Bulunduğu kat 6. Kat sayısı 7. Tamam. Trendist uzmandan eşyalı steçi. Eşyalı steçi 22 bin liradan başlamışsa normal geldi. Evet eşyaları... Buna 22 bin lira Ama vereceğiz. Ama senin eşyan yok mu zaten? Eyvaz. Benim eşyam var ben eşyalı istemiyorum. <laughs> evet. Bak benim attığımı aç. Eşya, eşya istemiyorum çünkü yani. Abi eşyalı alıp eşyaları satsak kar ediyor muyuz? <laughs> Nasıl anlayacak yani? Yapabiliyor muyuz öyle bir şey? Dostum Yok zaten abi. senden öyle bir deposito Adana istiyor ki. Adana'da yapılıyordur Mami. Senden öyle bir deposito istiyor ki. Yani o eşyaların parasını zaten deposito da ödüyorsun. Ondan sonra eşyaları kırsan da deposito'dan kesiyor yani. Öyle söyleyeyim sana. 2 artı 1 4, 4, 4, 4, 4. Patron saatlerimiz. Ya patron ne ya? <laughs> Tövbe yarabbi ya Resulallah. Saatlerimiz mi?